Merhaba değerli seyirciler. Merhaba hocam. Hocam yayındasınız. Ses bağlantısı gelmiyor bana. Beni duyuyor musunuz hocam? Pekala arkadaşlar. Siz tekrar bağlayın. Değerli seyirciler, bir kitap fuarında imza etkinliğine katıldığı için Emre Hoca bugün dışarıdan Skype'la katılacak. Bir ses sorunu yaşıyor gördüğüm kadarıyla teknik olarak. Arkadaşlarımız yardımcı olacaklar. Ben o halde programı açıyorum. Değerli seyirciler, bugün Ankara'da bir toplantı vardı biliyorsunuz. Tayyip Erdoğan'ın, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir Türkiye yüzyılı, vizyon lansmanı denilen bir toplantı. Türkiye yüzyılı. Yani Cumhuriyet'in 100 yılı tamamlanırken, 2023'te Cumhuriyet 100. yaşını kutlayacak. Türkiye'nin yeni yüzyılını tanımlayan, yeni yüzyılına ilişkin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin vizyonunun, yani görüşlerinin, bu anlama geliyor. Şimdi bu İngilizce kavramlar böyle fiyakalı bir şekilde kullanıldığı için bu İngilizce kavramlar tercih ediliyor genellikle. Önümüzdeki yüzyılda AKP nasıl bir yüzyıl tasarladığını burada anlattı. Şimdi Sayın Erdoğan'ın konuşmasını dikkatle dinledik. Ne anlatacak, nasıl bir yüzyıl? Bir kere nasıl bir yüzyıl öngörüyorlar? Bir kere hemen belirtelim ki toplantının adında bir sorun var. Cumhuriyet'in yüzyılı değil de Türkiye'nin yüzyılı. Bir yüzyılını tamamlayan Türkiye'nin önünde yeni bir yüzyıl varmış. Tam kendi kavramları var. Kendi kavramlarıyla ifade ettiğiniz zaman bile bunları söylemek mümkün. Hedeflerini koymuş ve esas olarak diyor ki, Osmanlı Devleti ile birlikte milletimizi de topyekün tarihe gömmek isteyenler. Ya Osmanlı Devleti'ni tarihe tarih gömdü. Çünkü tarih dışına düşmüştü. Osmanlı Devleti bir din tarım toplumu olarak sanayi devriminin yapıldığı bir çağda, ulusal devrimlerin yapıldığı bir çağda, ulus devletlerin kurulduğu, aydınlanmanın ve modernitenin yaşadığı bir çağda bir feodal imparatorluk olarak kalmıştı. Yani Mahir Ünal'ın iddialarının aksine nüfusunun sadece %1-1,5'unun okuma yazma bildiği, %1-1,5'unun okuma yazma bildiği, hala o dönemin Avrupalı gezginlerinin ve kimi yazarlarının ifade ettiği gibi neredeyse 1500 yıl önceki teknik ve koşullar altında tarımın yapıldığı bir Anadolu, gelişkin Rumeli topraklarının bu nedenle kaybedildiği bir imparatorluk, çökmüş, yani bir din ya da inanç merkezli bilgi anlayışının hala egemen olduğu bir imparatorluk. Bu imparatorluğu tarihe imparatorluk gömdü. Yani kuruluşunda, tarihe bakışında bir, metodolojisinde bir sorun var başlangıçta. İşte bu toplantı yapılıyor. Bu defa Çanakkale'den anlatılıyor. Çanakkale'den Kutül Amare'de olduğu gibi doğrudan karşımıza çıkmadılar. Bunun yerine en elverişli gördükleri aracı kullanarak Anadolu'yu işgale yeltendiler diye başlayan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e de teşekkür edildiği, adının anıldığı bir konuşma yapıyor. Ama diyor ki, ya bu dönem bitti. Konuşmanın esası bu değerli seyirciler. Bu dönem bitti diyor. Artık Türkiye'nin yeni bir yüzyılı olacak ve buna göre de o yeni yüzyılını kendileri şekillendirecekler. İddia bu. Her şeyiyle milli iradenin ürünü olan yeni bir anayasayı ülkemize kazandırmak. Yeni bir anayasayı ülkemize kazandırmak. Ya 2017 referandumunda büyük bir siyasi rezalet yaşandı. Oyları çaldılar. Oyları çaldınız. AKP iktidarı oyları çaldı. Yüksek Seçim Kurulu'nda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadesiyle bir çete bir karar verdi. Mühürsüz oyları geçerli sayarak siz bir referandum yaptınız. İşte milletin anayasası dediğiniz anayasa bu. Ve %51 ile kazanıldı bu referandum. Ve bu anayasa %51 ile geçti. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhuriyet tarihinin en az oyla geçen anayasasıdır. Mühürsüz oyları kabul etsek bile. Kaldı ki kaybettiniz. Yani meşru olmayan bir rejimle yönetiyorsunuz Türkiye'yi.
Sayın Sami Selçuk'un dediği gibi Yargıtay Başkanı, onu şimdi eski Yargıtay Başkanı hala onursal başkanlık unvanını sürdürüyor. Profesör Doktor Sami Selçuk'un dediği gibi sonuç yaratmayan bir referandum aslında. Türkiye'de gerçek yürürlükte olan bir anayasa da yok. Gerçek anlamda. Şimdi neymiş biliyor musunuz? Böyle bir anayasa kazandırmak, tümüyle millet iradesinin ürünü olan anayasa kazandırmak, Türkiye 100 yılı vizyonumuzun ilk hedeflerinden biridir. Bu yeni anayasa ülkemizin huzurunu güçlendirmek, milletin refahını yükseltecek, hukukun üstünlüğünü, çoğulculuğu, adaleti, hakkaniyeti tahkim edecek, her bir vatandaşımızın özgürlüklerini garanti altına alacak. Hadi ya, yani 20 yılda yapamadığınızı önümüzdeki 100 yılda yapacaksınız. Ey Türk milleti, ey bu ülkenin yaşayan bütün ne diyelim kültürlerden, etnik kökenden gelen yurttaşları, Kürtler, Çerkezler, Ermeni yurttaşlarımız, Rum yurttaşlarımız ve Türk milleti. Önümüzdeki 100 yılda size bir özgürlük vaat eden bir iktidar var. 20 yılda yapamadığını 100 yıl sonra yapacak, tamam mı? Ya işte bu toplantıya bir de muhalif gazetecileri çağırdılar. Hocam biraz bir iki özet geçeceğim, hemen size döneceğim. Devam ediyor. Özetle Türkiye 100 yılına yakışacak şekilde ne yapacaklarmış? Gençlerimizin geleceklerine umutla bakmalarını sağlayacaklarmış. İyi mi? Ya Sayın Erdoğan, sizin iktidara geldiğiniz ilk gün doğan çocuklar 20 yaşında Allah aşkına. Askerliğini herkes yapıp döndüler. Evlilik hazırlıkları yapanlar var. Okullarını bitirdiler. Herkes ülkeyi terk ediyor. Yani ya, yabancı ülkeler. Ya bir de önümüzdeki 100 yılda gençlere bir gelecek vaat ediyor. Şimdi böyle bir toplantı, bu AKP'nin propaganda toplantısından başka bir şey değil. Bu toplantının özeti şu. AKP'nin anlatacağı bir hikayesi kalmadı artık. Türkiye için söyleyecek bir sözü yok. Bir de tarihi çarpıtıyorlar. Efendim bomba fabrikasını soba fabrikasına çevirerek bir milletin geleceğini yok etmişler. Yahu bütün kamu kuruluşlarını satan, Sümerbank'ı babalar gibi sattık deyip kapatan, SEKA'yı kapatan, şu anda Türkiye'de gazete ve kitap kağıdı üretilmiyor. SEKA'yı kapatan, maden tetkik arama enstitüsünü kapatan, şeker fabrikalarını satan, kapatan, çimento fabrikalarını yok eden, demir çelik fabrikalarını kapatan bir iktidardan söz ediyoruz. Karabük'e gidin, bakın Karabük köhne bir il haline geldi sizin sayenizde. Niye? 16 bin kişinin çalıştığı Karabük demir çelik fabrikalarını, ki ağır sanayidir, kapattınız. Bir iki atölye ya çalışıyor ya çalışmıyor. Şehir söndü. Şehrin ışıklarını söndürdünüz. Siz demir çelik fabrikalarını kapatacaksınız. Siz milli gemi projelerini batıracaksınız. Sümerbank'ı kapatacaksınız. Etibank'ı kapatacaksınız. Şeker fabrikalarını kapatacaksınız. SEKA'yı kapatacaksınız. Bir milletin geleceği kararmayacak. İkinci Dünya Savaşı bitmiş. İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılmak üzere bomba üreten bir fabrika milletin ihtiyaçları için soba fabrikasına çevrilmiş, bunu sorun yaratıyorsunuz. Kim bunlar? İşbirlikçiler yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Marshall yardım alacaklar. Uçak fabrikasını, otomobil fabrikasını kapattılar. Bomba yapan fabrikalar, silah üreten fabrikalar kılık kırık kalede üretim yapmaya devam ediyor. Hep söyledik. İsmet İnönü'nün 2. Dünya Savaşı'nda izlediği yanlış bir politika var. Çok açık. Türk-Sovyet dostluk anlaşmasına uymadığı için. Çok zor durumda kaldı. Sovyetler Birliği dev bir güç olarak çıktığı için. Örtülü bir şekilde Alman yanlısı bir politika izlediler. Tarafsızlık politikası, savaşa girmemek, çok büyük bir başarı olmakla beraber hatalar yapıldı. Bu süreç Türkiye'nin NATO'ya girmesiyle sonuçlandı. NATO'ya girmesiyle birlikte siz ne uçak fabrikanız kaldı, ne demir çelik fabrikalarınız, bunların tamamı da ayrıca NATO'nun, Batı'nın dayatmalarına karşı direnen iktidarlar tarafından yapıldı. Birçoğu Sovyetler Birliği'nin desteğiyle yapılmış, gerçekleşmiş fabrikalar. İlginç bir sanayileşme modelidir. Türkiye'nin ilginç bir hikayesi vardır ama bu hikayede AKP ve AKP'nin devamı olduğunu söylediği siyasi geleneğin bir etkisi yoktur. Mesele bundan ibarettir. Buyurun hocam, bu konuya daha değineceğim. Evet. Bu arada siz neredesiniz hocam, onu da anlatırsanız. Nihayet bağlantı kuruldu. Tabii. Evet. Şimdi sevgili Yanardağ, değerli izleyiciler, size Türkiye'nin en güzel ilçelerinden birinden, Gemlik'ten sesleniyorum. Burada değerli belediye başkanı
Uğur Bey'in konuğu olarak bir kitap fuarı var. Sert Aslan, Uğur Sert Aslan belediye başkanı bir geleneksel kitap fuarı düzenliyor. Oradayım. Başta belediye başkanı ve bütün Gemlikliler geldiğimden beri bir defa Berdan Yanardağ çok sevgi sağ olsunlar. Hepsine çok selamlarımı ve saygılarımı iletiyorum. Çok sağ olsunlar. Özellikle tabii belediye başkanı hem sert hem aslan hem de Uğur bir beyefendi. Gemlikliler kitap imzasına gelenler hepsi 18 dakikanın tiryakisi olduklarını vurguluyorlar. Bu bir. İkincisi, biliyorsunuz bugün Cumhuriyet Bayramı resmen başladı. Gemlik'in Cumhuriyetçi Belediyesi de bu Cumhuriyet Bayramı'nı bir anlamda kutlamak için bu kitap fuarını düzenlemiş. Onu da vurgulamak lazım. Gerçekten burası hem zeytin gibi bir insanlık tarihinin, uygarlık tarihinin önemli bir ürününe, hem deniz kenarına hem de cumhuriyetçi, laik, demokratik ve sosyal hukuk devletine inananlarla dolu. Şimdi ben tabii bütün bu sabahleyinde bir başka okulda bir Zoom toplantısı yaptım. Gene Cumhuriyet üzerine. Fakat bütün bu koşuşturma içerisinde büyük bir dikkatle bu lansman, bu lansmanı, vizyon lansmanını okudum, izledim, çeşitli yorumları gördüm ve çok üzüldüm. Yani AKP için çok üzüldüm. Düşünün, 20 yıldır bu ülkeyi yöneten bir iktidar, 20 yıldır bu ülkeyi yöneten bir iktidar bula bula bir din istismarını bulmuş. Türban olayını getireceğim diyor. Onlar başörtüsü diyorlar tabii. Çok net bir din istismarı. Ya yok öyle bir olay, kalmadı. Ne türban olayı var, ne başörtüsü olayı var. Yani başörtüsü veya türban, ne derseniz deyin, yargıç kürsüsünde var, poliste var, askerde var. Daha ne getiriyorsun? Yani bir o. İkincisi, daha büyük bir felaket. Sanki bu ülkeyi mahveden, bu ülkenin bütün milli gelirini ve yaşam koşullarını perişan eden arazi yağması, betonlaşma ve ülke topraklarının yok edilmesi yetmiyormuş gibi Kanal İstanbul dedikleri, kötü Türkçeyle İstanbul kanalını yeniden devreye sokuyor. Yani çok dikkatle okudum ne diyor diye. Hepsi boş laf. Yok bilmem işte özgürlük, müşteri bilmem özgürlük diyor. Paldır küldür insanlar sabaha karşı evlerinden alınıyorlar. Bilmem şeye giderken, ifade vermeye giderken tutuklanıyorlar. Tele1'e bilmem kapatma cezası geliyor. Öbürünü bilmem tutuklayıp hapse atıyorlar filan. Yani hangi özgürlük, hangi yasa, hangi hukuk devleti filan. Hepsi boş laf. Gençler diyor, gençler istikbalden Türkiye'de umutlarını kestikleri için yurt dışına gidiyorlar. Doktorlar artık işlerini bırakıp yapamadıkları için yurt dışına gidiyorlar filan. İki tane somut olay var. Birisi olmayan bir sorun, pardon, olmayan bir sorun, başörtüsü veya türban sorunu, yok öyle bir sorun, bitmiş. İkincisi, Kanal İstanbul dedikleri bir başka yağma projesi. İstanbul'u mahvedecek, Trakya'yı mahvedecek, mikro klimayı, mikro coğrafyayı, yani fauna ve florayı, yani oradaki işte bitki örtüsünü, hayvanları, her şeyi yok edecek, mahvedecek, iklimi değiştirecek, perişan edecek bir şey. Ne o? Boğazlı bilmem neymiş filan. Yani çok üzüldüm, çok üzüldüm. Ya bu kadar kurmayı var, bu kadar işte teknik insanı var, bu kadar bir halk desteği var. Ne olursa olsun zamanında her iki kişiden birinin oyunu almış bir parti. 20 yıl sonra bu kadar vizyonsuzluk onların deyimiyle. Çok üzüldüm. Yani hakikaten kendileri için çok üzüldüm. Şimdi burada daha da korkunç bir şey var. Daha da kötü bir şey var. Büyük baskılarla, büyük alayı valalarla kendi besledikleri ve ürettikleri cemaatin giriştiği bir darbe olayından
yararlanarak 15 Temmuz Allah'ın lütfudur diyerek yaptıkları 20 Temmuz sivil darbesinin baskısıyla, toplumun üzerine getirdikleri o korkunç baskıyla ve yasalara aykırı oy sayımı yaparak, yasalara aykırı oy sayımı yaparak güya kazandıklarını iddia ettikleri, şahsın devletini kurdukları bu anayasa duvara toslattı onları. İşte her şeyi şahıs yönetiyor. Ne dedi? Ben söylemiyorum. Ben hiçbir özel bilgiye sahip değilim. Hiçbir yorum da yapmıyorum. Ne dedi? Verin dedi bu kardeşinize oyunuzu. Bakın dedi, Türkiye'de nasıl mücadele ediliyor dövizle, ekonomiyle, şunla bunla. Verdiler oylarını o kardeşlerine. Türkiye her alanda duvara tosladı. Ekonomik olarak iflas etti, mali olarak iflas etti, dış politikada başarısız oldu, yalnız kaldı. İç politikada hukuksuzluk, haksızlıklar artık ayyuka çıktı. Yani şimdi sıra işte şeye gelmiş görünüyor. Meslek kuruluşlarına, Türk Tabipler Birliği, Türkiye Mühendis Mimar Odaları Birliği filan, ne o? Türk Tabipler Birliği Başkanı'nın bir ifadesi olmuş. Suç olabilir, hiç itiraz yok. Suç olursa onu yargılarsın, neyse cezasını da verirsin, olabilir. Ama ne diye yani meslek kuruluşunu ortadan kaldırmaya kalkıyorsun? Çünkü bir tek onu kontrol edemedi. Edemediği bir tek o kaldı. Yargıyı çünkü kontrolünü aldı, herkesi susturdu. Medya zaten kontrolünde. Tele1'in başında bu Rütük itiraz edecek mi, etmeyecek mi, yürütmeyi durdurma belli değil. Ne olacağı belli değil. Lan böyle bir ortamda bir de ne vaat ediyor? Özgürlük vaat ediyor. Efendim adalet vaat ediyor. Yani ben onun için gülerek dinledim sevgili Merdan Yanardağ'ın yaptığı özeti. Ya ben de okudum, okurken de güldüm. Aklımızı alay ediyorlar herhalde. Hepsi boş laf. İki tane somut olay var, tekrar ediyorum. Birisi Kanal İstanbul dedikleri kötü Türkçeyle yağmanın devamı ve bütün o coğrafyayı, iklimi mahvedecek. Ya toprağımızı mahvedecek olay, öbürü de kendisinin başörtü dediği olay. Ve bütün bunları da anayasa değişikliğine bağlıyor. Yani yetmiyor herhalde şahsım devletinin bütün kararları tek kişinin vermesini sağlayan, yargıyı ona bağlayan, yürütme zaten ona bağlı, yasamayı zaten kontrol ediyor. Ve her bakımdan Türkiye geriledi, tosladı, enflasyon, cebimizdeki bütün paraları aldı götürdü. Yani biraz insanın içine, yani şeye geldim, gemliğe geldim, insanlar Allah Allah diyorlar. Yani vatandaş daha, yani nasılsın diyorsun, iflas ettik diyor. Şahsını söylüyor, iflas ettik derken kendi ailesini söylüyor. Nasılsın diyorum, geçinemiyoruz hocam diyor. Bütün İstanbul öyle, gemlik öyle, bütün Anadolu'ya çıkın, bütün herkes öyle. Kimse geçinemiyor. Neden? Çünkü cebimizdeki paraları, biraz evvel Merdan Yanardağ saydı, Cumhuriyet Türkiye'sinin kurduğu fabrikaları, kazanımları sattılar. Toprakları yağmaladılar ve gelen paraları ülke menfaatine harcamadılar. Kendi oligarşilerine naklettiler. Ve ondan sonra da diyorlar ki daha bize yeni yetki, yeni anayasa. Ben size söyleyeyim. Anayasanın 4. maddesi, ilk 3 maddesinin değiştirilemez ve değiştirmesi teklif dahi edilemez diyor ya. O demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti, bayrak vesaire değil. Onları gözlerine kestirmeye kalktılar. Ama millet aç. Millet aç. Kış geliyor, millet donacak soğuktan. Yani siz şimdiden başlamıştır. Yani bütün her yerde aman sıcak su kullanmayın, aman kaloriferi şey yapmayın, doğalgaz çok arttı, elektrik fiyatı çok fazla diye herkes birbirini uyarıyor. Pazara, çarşıya çıkan insanlar ceplerindeki para yetişmediği için alışveriş yapamadan dönüyorlar. Çıksınlar bakalım ortaya da görelim insanları. Yani bir de şöyle bir şey var. Bütün bu fecaatleri örtbas etmek için Cumhuriyet'e saldırıyorlar. Atatürk'e saldırıyorlar. Cumhuriyet'e saldırıyorlar. Yok kültür bilmem devrimi yapılmış da bilmem Türkiye'nin geçmişle ilişkisi kesilmiş de yok bilmem neymiş filan. Hiç, tam tersi.
kültür devrimi yaptı Atatürk, evet. Ve bu ülkeyi din tarım toplumundan ve endüstri toplumuna o kültür devrimi sayesinde sıçrattı. Yani olay o. Şimdi bunu kötülüyor ve ayrıca da cahilce kötülüyor, kimse kusura bakmasın. Daha alfa ve yazı devrimiyle kültür arasındaki farkı bilmiyor. Yazı devrimi başka bir şey, kültür devrimi başka bir şey. Alfabe devrimi bambaşka bir şey. Çok daha kolay. Yahu Enveriye'nin getirilmesi Arap alfabesiyle doğru dürüst ordunun gideceği adresi bile, yeri bile tarif edememesinden kaynaklanıyor. Anlatamıyoruz ki bunları. Yani evet, Latin hocam. Alfabesi sayesinde kültürüne sahip çıkabildi bu topraklar. Bulamadı hiçbir şeyi. Buradan Atatürk düşmanlığına bakın. Atatürk düşmanlığı bir. Laiklik düşmanlığı tabii iki. Efendim başörtüsü türban gibi olmayan bir sorun üç ve anayasadaki bunlarla uğraşması bir yana Yağma'nın Kanal İstanbul simgesiyle devam etmesi. İşte evet. Vizyon bu, lansman bu. Buyurun efendim. Şimdi değerli seyirciler, Emre Hoca'nın da söylediği gibi ortada büyük bir yalan var aslında. Şimdi kültürümüzü kaybettik, bir gece içinde büyük millet cahil oldu, işte mezar taşlarımız okuyamaz hale geldik. Hangi mezar taşı ya? Zaten okuyamıyordu millet. Dalga mı geçiyorsunuz siz? Osmanlıca diye bir dil yok. Bunların istediği Arapça da değil. Osmanlıca uyduruk bir dil. Milletin konuştuğu dil değildi. Milletin konuştuğu dil Karacaoğlan'ın dili. Yunus Emre'nin dili. Erzurumlu Emrah'ın dili. Yunus Emre'nin dili. Köroğlu'nun dili, Dadaloğlu'nun dili, Pir Sultan'ın dili. Bu ülkenin büyük ozanlarının dili, Aşık Veysel'in dili. Nazım Hikmet'in dili. Orhan Veli'nin dili. Hadi söyleyelim. Necip Fazıl Kısaküre'nin dili. Osmanlıca mı yazıyor zannediyorsunuz siz o şiirleri? Yazdı zannediyorsunuz. Yani kendi geleneğinizden bazı isimlerin bile... Hocam ekran titriyor galiba. Ekranla oynadığınız sürece görüntü titriyor hocam. Emre hocam duyuyor musunuz beni? Arkadaşlar uyarırsanız Emre hoca bilgisayardan bakıyor ve tuşlara dokunduğu sürece görüntü oynuyor. Dolayısıyla değerli seyirciler, Osmanlıca denilen biraz Arapça, biraz Farsça, yoğunluklu Farsça, Arapça ve çok az Türkçeden oluşan karma, eklektik, melez, uyduruk bir dil. Bir matematiği, bir temeli, bir tarihi, bir kökü yok. Türkçe dünyanın en kadim, en köklü dillerinden biri. Bir kök dil, bir matematiği var. Bir ara dil değil. Mesela İngilizce bir kök değil, kök dil değil. Arapça bir kök dil ama. Bir millet dilini değiştirip Arapla, bu Araplaşmak demek. Bu nedenle yerli ve milli değiller. Ya açıkça Araplaşmayı savunmaları lazım, savunanlar var. Tövbe estağfurullah, ben Türklükten istifa ediyorum diyen Vahdettin'in son Şeyhülislam'ı var. Mustafa Sadri. Sadri Efendi. Mezarı Kahire'de. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Türklüğümden istifa ediyorum. Peygamber milleti Araplara, Arap kültürüne katılıyorum, Arap milletine katılıyorum diyen Mustafa Sadri'lerin yolundan gidiyorum bunlar. Arap kültürü dediğim gibi bizim Arap yurttaşlarımız var. Kadim bir kültürdür. Büyük bir dildir. Büyük bir kültürdür. Başka bir şey. Ama başka bir millete ait. Ne Türkçe, ne Arapça, ne Farsça olan karma, uyduruk bir dili, bir kültür dili ilan edip o dili kaybedince bütün düşünce setlerimizi kaybettik. Ufkumuzu kaybettik. Bununla bilim yapılamaz bu dille. Bu dille ancak gündelik işlerimiz kurulur demek. Bu millete, bu dile, Türkçe'ye hakarettir. Mahir Ünal istifa etmelidir ya da özür dilemelidir. AKP bu konuda bir açıklama yapmalıdır. Böyle yeni yüzyıl vizyonu falan olmaz. Bu vizyonda siz Türkiye'yi nereye taşıyacaksınız, bunu belirteceksiniz. Şunu demeye çalışıyorlar. Yeni yüzyıl şeriatın yüzyılı, hilafetin yüzyılı olacak. Onu söylüyorlar. Söylemek istedikleri şey bu. Bunu yapamayacaksınız. Buna bu millet izin vermeyecek. Neler söylüyorlar bakalım şimdi. Ya hep tartıştığımız şeyler. Sayın Erdoğan'ın söylediklerinize bakın. İnşallah önümüzdeki hafta teklifimizi meclisimize sunarak tabii bir hak olarak bu konunun ülkemizin gündeminden çıkmasını sağlayacağız. Neymiş bu konunun ülkemizin gündeminden çıkmasını sağlayacakları? Neymiş bu konu? Türban konusu.
Ve devam ediyor. Ülkemizin gündeminde böyle bir şey yoktu. Maalesef birileri zar zor ülkemizin gündemine soktular. Madem soktunuz öyleyse biz de adımımızı atıyoruz diyor. Ve anayasal bir, bakın 12 Eylül darbesi zorunlu din derslerini anayasaya koydu ve insanların özgür iradesini, tercihini ipotek altına alan bir devlet dinini, mezhebini, anlayışını, zihniyetini dayatmaya çalıştı. Bu din derslerinin başlangıçtaki içeriği gerçekten hani her dine bir kültürel anlam da kazandırarak anlatmaya çalışmakta. Öyle değil, giderek bu bir mezhebin içindeki dar bir yorumun, anlayışın, dar bir ekolün inancı dayatılmaya başlandı. Bunun gibi anayasaya soktuğunuz bu madde ne olacak biliyor musunuz bir süre sonra belki de? Devlet dairelerinde, resmi kurumlarda çalışanlara örtünme zorunluluğu getirmeye kadar gidecek bir kapının açılmasını sağladı. Bu nedenle yanlıştı ve eleştirdik. Yok Türkiye'nin böyle bir sorunu. Hocanın dediği gibi, Sayın Emir Hoca'nın dediği gibi, yargıda var, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde var. Ben yargılandığım mahkemede, yargıç kürsüsünde gördüm. Her türbanlı AKP'li değil, bunu biliyorum. Olmadığının yüzlerce, binlerce kanıtı var. Yüz binlerce kanıtı var belki. Ama bir siyasi simge olarak algılanmış. Siz orada bir adalet duygusuyla çıkmak durumundasınız. Hele benim gibi yargılandığınız maddede, yargılandığınız suçta Cumhurbaşkanı'na hakaretse, İslamcı bir partinin ya da siyasal İslamcı bir hareketin kendisi ise, ona hakaret etmekten yargılanıyorsanız oradan nasıl bir adalet duygusuyla ayrılacaksınız? Ve nitekim ayrılamadık. Sadece ve sadece gazetecilik terminolojisi içinde, yani gazetecilik kavramları dili içinde kalarak siyasal bir eleştiri yönelttiğimiz halde, gibi yorumcu olarak siyasal eleştiri yapmak bizim görevlerimizden biridir. Yaptığımız halde oradan bir yıl, iki ay hapis cezası alarak çıktık. Yasal hakkımız olan hükmün açıklanması ertelendi. Ama hükmün açıklanması ertelendiği için temize de gidemiyorsunuz. Şimdi oradan ben adalet duygusuyla ayrılmadım. Adalet duygusuyla ayrılmadım. Bir kararın adil olup olmadığı kadar o kararın adil olup olmadığına ilişkin toplumda oluşacak duygu da önemlidir. Adalet böyle bir şeydir. Formel bir süreçtir adalet süreci. Bir, bunu söylüyor. İkincisi neymiş biliyor musunuz? İşin özü şu. Türkiye 100 yılı vizyonumuzun ruhunu, felsefesini, özünü anlatmak istiyorum. Bu anlayışla ülkemizde hayatı tüm unsurlarıyla kucaklayan ekosistemi güçlendirirken dünyada da aynı yönde adımlar atılması için mücadele edeceğiz. Sürdürülebilirliğin ana eksenini oluşturan çevrenin korunması, ekonomik kalkınma ve sosyal gelişme alanlarında tüm kurumlarımızla ve tüm taraflarla birlikte ortak hedeflere yürüyeceğiz. Sayın Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ün iktidarda olduğu süre 1923 ile 38 alırsanız 15 yıl, siz 20 yıldır iktidardasınız. Adam 20 yılda bir cumhuriyet yarattı. Modern bir devlet ve bir ulus yarattı. 15 yılda. Siz 20 yılda bunu yıkmaya uğraşıyorsunuz. Hala ekosistemden falan söz ediyorsunuz. Kanal İstanbul dediğiniz ucube nedir ya? İstanbul'un bütün tersi. Marmara'nın bütün ekosistemini yıkacak bir şey. Bir proje bu. Bir rant projesi. Gider ayak ülkenin malını mülkünü satıyorsunuz. Arazilerini satıyorsunuz. Tekin Bingöl bugün bu basın açıklaması... Bir basın toplantısı düzenledi CHP'li milletvekili, eski genel başkan yardımcısı. Hazine arazilerinin nasıl satıldığını anlattı bugün Ankara'da. Gider ayak artık satacağınız tesis kalmadı. Tank palet fabrikalarını bile Kuveytlilere, Katarlılara vermeye başladınız. Çünkü oradan kayıt dışı para geliyor seçimlerde kullanacağınız. Arsaları satmaya başladınız. Boğazı bir baskı, imar baskısından kurtaracaklarmış. Nasıl yapacaklarmış? Bir kanal açıp onun etrafında imar açacaklar. Ya Trakya sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en verimli tarım arazileri arasında. Trakya'da sanayileşme ve yapılaşma kontrol altına alınmak durumundadır. Türkiye'yi besliyor neredeyse. Bu yapılabilir mi? Ruhu buymuş, iyi mi? Şimdi ama bir yandan da diyor ki Kanal İstanbul... vizyonumuza uygun bir şekilde projemizi başlatacağız inşallah diyor. Kısa sürede. Hem ekosistemi kuracak hem bunu yapacak. O kadar tutarsız ki. Gelelim özetle, demiş ki özetle Türkiye 100 yılına yakışacak şekilde
hazırlanarak meclisimizin takdiri ve milletimizin onayıyla hayata geçirmeye kararlıyız. Neyi? Anayasayı. Özgürlükleri, demokrasiyi hayata geçireceklermiş. Ya 20 yıldır siz ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Özgürlüğü ve demokrasiyi ortadan kaldırdınız. Şebnem Korur Fincancı'yı, bakın, iddia ettiğiniz suç gerçek bile olsa ancak 301. maddeden yargılayabilirsiniz. Dün hukukçu Salim Şen'le burada konuştuk. Programı başlamadan önce konuştuk, kuliste konuştuk, Tele1'de konuştuk. Başka hukukçular da aynı görüşte. Ben de aynı kanaatteyim. Bir gazeteci, bir yorumcu olarak, bir siyaset bilimci, bir sosyolog olarak söylüyorum. Hukuku yakından takip etmek durumundayız çünkü. Suç gerçek bile olsa, işlenmiş bile olsa ancak 301'den yargılıyorsunuz. 6 ayla 2 yıl arasında hapis cezası öngörebilirsiniz. Bunun da yatarı yok. Bu ceza verildiği zaman hükmün açıklanması ertelenecek ve bir gün bile cezaevinde kalmayacaksınız. Niye tutukladınız ya Şebnem Korur Fincancı'yı? Hangi özgürlükten söz ediyorsunuz? Bu nasıl bir aldatmaca? Özgürlükler, siz gazetecilerin evlerini sabaha karşı uzun namlulu silahlarla basacaksınız, terör örgütü operasyonu yapıyor gibi basın özgürlüğünden söz edeceksiniz. Son bir şey söyleyeyim. Tele1'in yaptığı çağrıya bağımsız gazetecilerin çok büyük bir çoğunluğu uydu. Basın meslek örgütleri Tele1'in çağrısına paralel o çağrıyı destekleyen açıklamalar yaptı, bildiriler yayınladı. Ankara Gazeteciler Cemiyeti, Basın Konseyi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Basın İş Sendikası, bütün basın meslek kuruluşları bu boykotu desteklediler. Tele1 buna öncülük etti. Ben burada 18 dakika programında gazetecilere onur çağrısı başlığıyla bir çağrı yaptım ve dedim ki bu mesleğin haysiyetine sahip çıkmak için gitmemek lazım. Çünkü iktidarın yaptığı, iktidarın ikiyüzlülüğüne, daha sansür yasasını, Cumhuriyet tarihinin tanık olduğu en ağır sansür yasasını çıkardığı günlerde biz bir gazeteciler açılımı yapıyoruz diye bazı bağımsız gazetecileri, tümünü de değil, davet ederek kendi politikalarına, kendi karanlıkçı politikalarına meşruiyet üretmeye çalışıyorlar. Gitmeyin dedik. Gazetecilerin büyük bir çoğunluğu uydu. Ben hepsini saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İki gazeteci gitti. Şaşırdık onlara, üzüldük. Birisi Fatih Portakal, hiç değmezdi. Gazetecilik kariyerini ya bu kadar gereksiz bir yere ve bu kadar ucuz bir biçimde harcamasına hiç gerek yoktu. Öteki de Gürkan Hacır. Her ikisi de arkadaşımız, her ikisi de sevdiğimiz dostlarımız. İyi gazeteciler. Değmezdi gerçekten. Gitmişler, kendi gerekçeleri var ama sadece ikisi. Ve orada ne soru sorabildiler, ne gazetecilik faaliyeti yürütebildiler. Sadece gözlemledik dediler. Televizyonlarda naklen yayınlandı. İstediğiniz gibi gözlemleyebilirdiniz. Hepsi yayınlandı zaten. Zaten bir akreditasyon uygulanıyor gazetecilere. Bu başlı başına bir ayıp. Kurumsal olarak Tele1 zaten davet edilmedi. Cumhuriyet Gazetesi davet edilmedi. Bir Gün Gazetesi davet edilmedi. Sözcü Gazetesi davet edilmedi. Yani bizim muhabirlerimiz, haberi izlemek için gidecek muhabirlerimiz bu toplantıya giremiyor. Şimdi Özlem Gürses demiş, ya gidecektim ama benim basın kartımı iptal ettiniz. Gelsem kapıdan çevirirsiniz. Kendisine demişler ki, gel biz ayarlarız. İçeri girmenizi sağlarız. Ya bu nasıl bir ikiyüzlülük, bu nasıl bir sahtekarlık, bu nasıl bir utanmazlık? Böyle bir şey olabilir mi? Gel ayarlarız diyorsunuz. Ben bu toplantıya katılmayan ve bu toplantıda AKP iktidarının meşruiyet üretmesine araç olmayan bütün gazeteci dostlarımızı, arkadaşlarımızı kutluyorum. Ya çünkü çok açık bir şekilde, mesela İsmail Saymaz dedi ki katılacağını açıklayan gazetecilerden biriydi. Baktı duruma, bizim çağrımızı izledi ve dedi ki Saymaz, AKP bizi propaganda açılımının bir parçası haline getirmek istiyor. Bu yüzden gitmiyorum dedi. Vazgeçti. İsmail Küçükkaya vazgeçti. Nevşin Mengü vazgeçti. Yani daha birçok arkadaşımız vazgeçti, adlarını sayamadığımız. Cumhuriyet Gazetesi kurumsal olarak katılmadı. Değmezdi gerçekten. Yazık oldu iki arkadaşımızın katılmasına. Üzüldük, bu kadar söyleyeyim. Burada bırakayım. Daha fazla ilerletmek istemiyorum Evet. Bu eleştiriyi. Buyurun hocam. Evet, şimdi Cumhuriyet'le ilgili benim bildiğim kadar kurumsal bir davet var. Fakat bu davet bizim
anlayabildiğimiz kanallardan ve anlayabildiğimiz bir biçimde yapılmıyor. Garip bir davet olarak. Fakat davet var. Beni de aradılar. Beni de aradılar. Arif Kızılyalı, genel yayın yönetmeni, herkesi tek tek aradı. Herhalde vakıf üyeleriyle de konuştu. Cumhuriyet Gazetesi oy birliğiyle kurumsal olarak bu davete katılmamaya... Sizi kim aradı hocam, anlamadım. Arayan kim? AKP mi aradı sizi? Hayır. Arif Kızılyalı'nın hepimizin... Yani Cumhuriyet Gazetesi'nden arayıp sizin görüşünüzü sordular. Karışmasın. Evet. Tabii, yoksa hocam tabii, buraya davet edilmek bile bir hani şüphe yaratır insanda. Aman dikkat. Beni ya, davet etmediler. Davet çok memnunum bakın. Evet. Neyse. Yani şunu söylemek istiyorum. Cumhuriyet Gazetesi'nin daveti reddetmesi sadece yönetimin değil, bütün çalışanlarının, yazarlarının ve gazeteyi yönetenlerin ve gazeteyi çıkaranların ortak kararıyla oldu. O birincisi. İkincisi daha önemli bir şey bence. Bu yeni yüzyıl işte vizyon lansmanı falan lafları, ya 20 yılda bunlar Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni tahrip etmek için bütün güçleriyle çalıştılar. 15 Temmuz'da bir darbeye bile sebep oldular. Sonra da 20 Temmuz'da 2016'da kendi darbelerini yaptılar. 2017'de de 16 Nisan'la anayasayı da değiştirdiler. Şahsın devletini kurdular. Açık koyalım. Bugün artık yani Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet veya 1961 anayasası, hatta 1982 anayasası geçerli değil. Ne geçerli? Şahsın devleti geçerli. Şahsın devleti bugüne kadar 16 Nisan 2017. 17 anayasası evet. Geçerli. Evet. 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 Şimdi dolayısıyla 20 yılda yaptıkları bütün yahut 2017'ye kadar o 15 yılda yaptıkları bütün tahribatı 2017'de şahsın devleti kurarak anayasaya bağladılar. 5 yıldan beri de o şahsın devletiyle yaptıkları tahribatı daha derine indirerek ve daha genişleterek devam ettiler her konuda. Yolsuzluklar konusunda, yağma konusunda, yahu hem coğrafyamızı değiştiriyor Kanal İstanbul falan filan diye daha korkunç nüfusumuzu değiştiriyor, nüfusumuzu. Yani 10 milyona yakın, 8 milyon olsa, 80 milyonda 8 milyon %10 demek. Yani bir ülkenin nüfusunu %10 oranında değiştirmek ve üstelik de kendi ulaştığı aşamalardan daha gerideki aşamalarda olan toplumlardan gelenlerle bunu yapmak dehşet verici bir şey. Yani bu ne biçim iştir anlamak mümkün değil. Anayasayı değiştiriyor, fabrikaları satıyor, arazileri yani hem tarihi arazileri hem doğal arazileri yağmalıyor. Fabrikaları satıyor, nüfusu değiştiriyor ve o mikroklima işte neyse çevre filan dediği şeyi en çok tahrip edecek projeyi öneriyor ve bunu da yeni vizyon diye insanlara takdim ediyor. Böyle şey olur mu canım? Yani bu herkesi neyse söylemeyeyim de yani pek saygılı bir şey değil. Yani seçmene, kendi seçmenine de pek saygılı bir davranış değil bu. Demin Merdan Bey söyledi. Benim hep söylediğim bir şey. Mustafa Kemal Atatürk 15 yılda bu ülkenin temellerini attı. Bunların zaten ortak özelliği, hepsinin ortak özelliği Atatürk düşmanlığı. Bu ikinci cumhuriyetçiler de böyle. Yani bunlara destek verenler de öyle. Yetmez ama evetçiler de öyle. Atatürk düşmanlığı üzerine kurdukları bir illüzyon var. Ve işte ondan sonra da şahsın devleti yanılsamasıyla herkesi denetlediklerini, yargıyı da kontrol altına alarak beğenmediklerini de içeri attıklarını gösteriyorlar. Yani o korkuyu göstererek o korkuyu yayıyorlar. Dolayısıyla tam bir başarısızlık örneğidir AKP iktidarı. 20 yılda kendilerinin yıktıkları adaletin, kendilerinin yok ettikleri özgürlüğün, kendilerinin yok ettikleri üretimin, kendilerinin yok ettikleri gençliğin istikbal, gelecek umutlarının şimdi üzerinden yeni vizyon kurmaya çalışıyorlar. Ya siz mahvettiniz bunları, siz yok ettiniz bunları.
İyi kötü bir adalet vardı, iyi kötü bir özgürlük vardı, iyi kötü bir gelecek beklentisi vardı. Diploma iyi kötü işe yarıyordu. Diplomanın önemini kaldırdınız. Diplomanın neden acaba, neden, hangi psikolojik ve sosyolojik sebeplerle diplomayı önemsizleştirdiniz? Her şeyi parti bağlılığına. Yani söylenecek çok laf var ama yani kendi seçmenlerine bile kötü davranıyor bu iktidar. Onun için yani bu gelecek vizyonu dedikleri şey maalesef bir laf kalabalığı ve kendi sizce hatalarını... Sizce bu gelecek yüzyıl kimin yüzyılı hocam? Türkiye'de mi? Evet, yani AKP'nin dediği bu Türkiye'nin yüzyılı dediği yüzyıl kimin yani? Bana kalırsa ben çok net olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin yüzyılı olacak. O yüzyılı yeniden demokratik, laik AKP ve sosyal hukuk devleti bağlamında yeniden kuracağız. Çok iş düşecek, çok uğraşacağız. Çünkü haklıyız ve doğruyuz. Bu yüzyıl Atatürk'ün demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin yüzyılı olacak. Hiç kuşkusu olmasın kimsenin. Buyurun efendim. Teşekkür ederim hocam. Şimdi dün bir parça söz ettik. Bu haftanın en önemli olaylarından biri. Bir parça değil, 2 gündür söz ediyoruz. Bugün de değerlendirmekte yarar var. Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanmasının ardından büyük meslek örgütlerine yönelik iktidarın başlattığı operasyon. Bunları ele geçirme, parçalama veyahut ele geçirme ya da yok etme operasyonu. Çünkü demokratik yöntemlerle Türk Tabipler Birliği'nin, Türk Eczacılar Birliği'nin, Türkiye Veterinerler Birliği'nin, işte Türkiye Barolar Birliği'nin, Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği'nin yönetimlerini ele geçiremediler. Geçiremiyorlar. Çünkü üniversitede mezun olmuş insanlar arasında hep söylediğim gibi, hep işaret ettiğimiz gibi, hatırlattığımız gibi AKP'nin oy oranı %3-3,5 civarında. İktidar baskısıyla bu biraz daha artabiliyor. Fakat bu tutun ki %8-10 civarında bir yere gelmiş ve orada tıkanmış durumda. Daha fazlasına ulaşamıyorlar. Dolayısıyla bu örgütlerin hiçbirini yönetimde yer alamıyorlar. Ama bu örgütler Türkiye'de her zaman için toplumsal muhalefetin, akılcı muhalefetin, bilim ve akla dayalı bir ülke ve gelecek tasarımının hep savunucusu oldular. Çevrenin korunması da, hukukun üstünlüğü ilkesinin yaşama geçirilmesi de, çağdaş laik eğitimin de teminatı, güvencesi olmaya çalıştılar. Eğer Mimarlar Odası olmasaydı, Mimarlar Odası'nın direnişi, açtığı davalar olmasaydı, İstanbul gibi bir kent olmayacaktı zaten. Daha da berbat. Yani herhangi bir, hadi ismini vermeyelim ama Brezilya'nın mahvolmuş, zaten bir tarihi şeyi de yok, onların kaynakları da yok. 200 yıllık, 300 yıllık tarihler olan şehirler. Gecekonduya boğulmuş, suç çetelerinin cirit attığı, rant kavgalarını sürdüğü bir kaosun, bir jungle'ın bulunduğu büyük kentlere dönüşecek. Bunlar direndiler. Muhafazakarlar bu kente ait hiçbir kültürel ve tarihsel mirası korumaya çalışmadılar. Onların amacı yağmalamaktı. Menderes'le başladı o yağmalama. Şehrin 302 yılında yapılmış, yani 2000 yıllık surlarının yıkılmasından, ya bu surların üzerine gecekondu yapmış tek ülke burasıdır. Bizans surlarının üzerinde gecekondu vardır. Gidin Haliç kıyısında göreceksiniz. Gidin Topkapı'da göreceksiniz. Fethettik. Gecekondular vardır. Yani onu bırakın, ecdadımız dediğiniz Osmanlı'ya ait eserleri bile korumadınız. Eserleri bile korumadınız. O eserlerin imha edilmesinin karşısında direnen yine sizin bugün nefret ettiğiniz, ki bu ülkeye kin ve nefret tohumlarını yayan sizsiniz. Bu ülkenin nüfusunun bir bölümünü diğer bölümüne karşı düşmanlaştıran sizsiniz. Mimarlar Odası korumaya çalıştı. Mimarlar Odası olmasaydı bu kentler olmayacaktı. Şebnem Korur Fincancı üzerinden, ki haksız ve hukuksuz bu tutuklama üzerinden, ki derhal serbest bırakılmalıdır bence. Bir an önce çünkü. Yatarı olmayan bir suçlamayla içeridedir, tutuklanmaktadır, tutuklanmıştır. Bütün bu kurumlara karşı bir operasyon geliştiriliyor. Ben buradan bütün muhalefet partilerini, Cumhuriyet Halk Partisi'ni, İyi Parti'yi ve mecliste temsilcisi olan diğer muhalefet partilerini, Türkiye İşçi Partisi'ni, HDP'yi, tümünü uyarıyorum.
Tümüne bir çağrıda bulunuyorum. Bu anayasal meslek örgütlerini, meslek birliklerini hep birlikte korumak gerekir. Bunlar Türkiye'de demokratikleşmenin de teminatı olan kurumlardır. Ekolojik dengenin korunması, çevrenin korunması, tarihi ve kentsel dokunun korunması, halk sağlığının yaşama geçirilmesi için gereklidir. Hukuk ki hepimiz için gereklidir. Hukukun üstünlüğü ilkesinin tekrar yaşama geçirilmesi baroların ayakta kalmasıyla mümkündür. O bakımdan ben bu tehlikeye bir kez daha bu haftayı bitirirken işaret etmek istiyorum. Hocam buyurun siz kapatın, arkadaşlar uyarıyor. Ve bizden sonra evet. Gazeteciler Masası var. Namık Koçak'ın yönettiği Gazeteciler Masası'nın konukları, gazeteci dostlarımız Sedef Kabaş, gazeteci büyüğümüz Yalçın Doğan, ekonomi gazeteciliğinin önemli isimlerinden Meriç Köyatası, Bir Gün Gazetesi'nin de yazarı olan siyasetçi Fikri Sağlar ve yine sosyal medyadaki etkinliğiyle de dikkat çeken iş insanı, Liberal Demokrat Parti eski genel başkanı Cem Toker konuklar arasında olacak. Hoşça kalın. Hepinize iyi hafta sonları düzenli diliyorum. Yarın akşam ben Gündem Özel programıyla, Cumhuriyet programıyla saat 21'de yine ekranlarda olacağım. Hoşça kalın. Buyurun hocam. Değerli izleyiciler, şimdi sizin Cumhuriyet Bayramınızı, bizim Cumhuriyet Bayramımızı yeniden kutluyorum. Bir. Hemen buradan şimdi Gemlik halkına bu Cumhuriyet olayını anlatmaya, Atatürk'ü anlatmaya gidiyorum. İki. Yarın Nilüfer Bıyıklı'nın bu ekranda evet. saat 12'deki programında konuk olacağım. Evet, Tele1'de. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum Tele1 yönetimine, Nilüfer Bıyıklı'ya. Yine yarın saat 14'te Beşiktaş'ta, Beltaş'ta yine Cumhuriyeti ve Atatürk'ü evet. anlatacağız. Kitabımızın ikinci cildiyle. Hepinizin bayramı kutlu olsun. Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti kazanacak. Hiç kuşkunuz olmasın. Hoşça kalın. Cumhuriyet kutlu olsun.